İlim en şerefli hükümdarlıktır. Bütün insanlar ona gelir. O kimseye gitmez. Ortaçağ İslam medeniyeti, 8. asırdan itibaren 1000 yıl boyunca geçmişi zenginleştirdiği gibi geleceğimizi de şekillendirdi. Müslüman alimler kadim medeniyetlerin bilimsel metinlerini tercüme ederek titiz bir şekilde işlediler. Edindikleri bilgileri sistemli ve bilimsel bir hale getirdiler. Bu bilimsel birikimin en büyük mimarları ise Türk kültür tarihinde bilginler ve düşünürler diyarı olarak bilinen Horasan'da yetişti. Ünlü matematikçi Harezmi, kimyanın kurucusu Cabir bin Hayyan, tıp biliminin prensi İbn Sina gibi alimler burada doğdu. Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli mücevheri diyerek övdüğü Allame-i Cihan Ebu Reyhan el-Biruni de Horasanlıydı. 10. yüzyılın en büyük matematikçisi kabul edilen Biruni, Batı'da Al-Biruni veya Üstad Ali Boran adlarıyla bilinir. Çok yönlü Türk bilim insanı el-Biruni, 973 yılında Samaniler Devleti'nin Kaş şehrinde dünyaya geldi. Yetim kaldı, zorluklar çekti. Buna rağmen ünü çağlar aşan bir alim oldu. Eserlerinde sergilediği derinlik, kavrayış gücü ve yorumlama becerisinden hareketle iyi bir eğitim aldığını söyleyebiliriz. Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, felsefe, antropoloji, filoloji ve dinler tarihi gibi çeşitli alanlarda ortaya koyduğu seçkin eserleri hala başvuru kaynağıdır. Biruni'yi müellifi olduğu 200'e yakın eseriyle ifade edecek olursak o bir ansiklopedist. Araştırma ve öğrenme merakı gençlik yıllarında başlayan Biruni, Harezm Sarayı'nın ünlü matematikçisi Ebu Nasır Ali Irak tarafından keşfedildi. Sarayda dönemin ünlü bilginlerinden matematik, astronomi, tarih ve coğrafya gibi dersler aldı. Henüz 17 yaşındayken astronomik gözlemler yapmaya başlayan ve bir rasathane kuran Biruni, ünlü astronom ve matematikçi Ebul Vefa Büzcani ile ay tutulması gözleminde bulundu. Bir süre sonra bilgisiyle yaşadığı şehre sığamaz oldu ve Kaş'tan ayrılarak devrin bilim kültür merkezi olan Cürcan'a gitti. Aristo, İbn Rüşd, İbn Sina gibi filozofların aksine evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini savundu. Burada İbn Sina ile mektuplaşarak çeşitli problemleri tartıştı. Bu mektuplar hem Biruni'nin bilimsel düzeyini hem de İslam dünyasında o sırada ne denli yüksek bir bilimsel kavrayış olduğunu göstermesi bakımından çok değerli bir kaynaktır. İbn Sina ile tartışma konularından birkaçı, göklerin muhtemel çekim kuvvetinin olup olmadığı, gök nesnelerinin dairesel hareketlerinin nasıl anlaşılacağı, uzayın ve maddenin sürekli olup olmaması hakkındaydı. Kısaca El-Asarul Bakiye adıyla tanınan matematik, takvim, astronomi, meteoroloji, tarih ve kronolojiye dair ünlü eserini Cürcan'da yazdı. Bir süre sonra Gürgenç'teki Memuni Sarayı'na gitti ve orada bir rasathane daha kurdu. Sultanın siyasi danışmanlığı yanında bilimsel gözlem ve araştırmalarını verimli bir şekilde sürdürdü. Şah Çemberi adını verdiği bir astronomi aleti yaptı. Gazneli Mahmud'un Harezmi ele geçirmesiyle Biruni'nin Gazne Devri başladı. Gazneli Mahmud büyük bir komutan ve ileriyi gören bir yöneticiydi. Biruni gibi bir bilgeyi yanında tutmasını bildi. Ona büyük hürmet gösterdi. Oğlu Mesud'un eğitimine Biruni'yi tayin etti. Biruni engin bilgi ve tecrübesiyle Gazneli Mahmud'un danışmanlığını ve elçiliğini de yaptı. Birkaç kez Hindistan'a gitti. Sanskritçeyi oldukça akıcı biçimde konuşmayı öğrendi. Hindistan'la ilgili hala en kapsamlı eser olan Kitab-ı Tarihi el-Hindi yazdı. Sanskritçeden Arapçaya çevirdiği Potankali adlı eserinin ön sözünde şöyle yazar Biruni. İnsanların birbirlerinden farklı düşünceleri vardır. Dünyadaki gelişim ve refah bu farklılıklardan kaynaklanır. Bu sözüyle Kur'an-ı Kerim'deki Rum Suresi 22. ayette geçen
göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da onun ayetlerindendir. Bunda elbette ki alimler için deliller, mucizeler vardır ayetine anlamlı bir atıf yapıyordu. Gazneli Mahmud'un ölümüyle oğlu Sultan Mesud da Biruni'ye büyük bağlılık gösterdi, imkanlar sundu. Biruni, her biri alanında çığır açan birçok eserini burada kaleme aldı. Büyük astronomi eseri Kanun el Mesudi'yi tamamladı ve Sultan Mesud'a ithaf etti. Sultan, üstada bir fil yükü gümüş para armağan etti. Fakat Biruni, "Bu armağan beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır. Bilimin sürekli zenginliğini, gümüşün kısa ömürlü bayağı pırıltısına hiçbir zaman değişmem" diyerek geri çevirdi. Kanun el Mesudi ile Batlamyus'u aşan bir başarı elde etti. Batlamyus'un birçok yer tahmininde yanıldığını ortaya koydu ve günümüzdeki Ümit Burnu'ndan ilk kez bahsetti. Kanun el Mesudi, Latince'ye Canon Mesudicus adıyla tercüme edildi. Harezmi Zice'nin Temelleri adlı diğer astronomi eseri, Batı'da İbranice tercümesiyle etkili oldu. Biruni, modern anlamdaki bilimsel gözlemin en seçkin öncüsüydü. 23 derece 27 dakika olarak bilinen ekliptik eğimin açısını neredeyse tam olarak hesaplamıştı. Çalışmalarının her aşamasında bilimsel yönteme bağlılık göstermiş, gözlem ve deneyi asıl bilgi kaynağı olarak görmüştü. Biruni, bilimsel kesinlik için ölçmeyi öne çıkarmasıyla modern dönem bilgeliğine yüzyıllar öncesinden ulaşmıştı. Onun zamanında İslam felsefesinin Farabi ile kurulmuş çatısı, bilimin rahatça yeşermesine zemin hazırlamıştı. Bu sayede şunu söyleyebiliyordu Biruni: "Bir toplumda cehaletin yaygınlaşması, bilimin sonuçlarıyla dini inançların çatışmasına zemin hazırlar. Aslında doğası gereği hiçbir bilgi diğeriyle çatışmaz. Ama eğer çıkar söz konusuysa çatıştırılabilir. Bunun sonuysa o toplumun ortadan kalkmasıdır. Tarihte bu kural hiç değişmemiştir." Biruni'nin bu hakikati yüzyıllar öncesinden aykırması, geleceğini kurmak isteyen toplumlar için büyük bir şanstır. Biruni, astronomi alanında dakiklik ve duyarlılıklarını artırdığı küçük boyutlu aletler geliştirdi. Onun geliştirdiği, açı büyüklüklerinin okunduğu cetvellerin çapraz çizgilerle bölünmesi yöntemini, çok sonraları 16. yüzyılın ünlü astronomlarından Tycho Brahe'de kullanacaktı. Coğrafyanın bütün alanlarında önemli çalışmalar yapmış olan Biruni'nin yer ölçümü konusundaki görüşleri daha fazla dikkat çekicidir. Bu alanda Tahdidü Nihayetül Emakin adlı bir eser yazdı. Yerin büyüklüğünü ölçmek için yeni bir yöntem keşfetti. Hindistan'a yapmış olduğu bir seyahat sırasında geniş bir ovaya hakim olan yüksek bir dağa çıkmış ve orada ölçtüğü ufuk alçalma açısından yararlanarak yerin çevresinin büyüklüğünü 42 bin kilometre olarak hesap etmişti. 10 arşın çapında bir yer küresi hazırlayarak bunun üzerine ülkeleri ve halklarının özelliklerini işledi. Bu küre yardımıyla çeşitli şehirler arasındaki mesafe günümüzdeki gibi kolayca hesaplanabiliyordu. Kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Nicolas Kopernik'in görüşünün aksine ekliptiğin eğiminin sabit olduğunu, zaman zaman ortaya çıkan farklı sonuçların ölçme hatalarından kaynaklandığını ortaya koydu. Biruni, denizlerdeki gelgitlerin ayın konumlarıyla ilgili olduğunu saptadı. Günümüzde hala ay evrelerini açıklamak için kullanılan diyagramın ilk kez Biruni tarafından tasarlandığı ve çizildiği sanılıyor. Felsefe ve geometri konusunda da eşsiz çalışmalar yapar Üstad el-Biruni. Trigonometrik fonksiyonların birim çemberde gösterilmesi, sinüs, kosinüs, tanjant gibi trigonometrik fonksiyonlara sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını ekleyen ilk matematikçiydi. Meridyen yayı uzunluğu da trigonometri yoluyla ilk kez Biruni tarafından ölçülmüştü. Arşimed'den sonra özgül ağırlıkların bulunması ile ilgili ilk çalışma örneği de Biruni'ye aittir. Biruni, ağırlık ve özgül ağırlık kavramlarını ilk kez kullanarak maddeleri ayırma yöntemini geliştirdi. Bu yöntem için
günümüzdeki piknometrenin ilk örneği olan adına konik alet dediği bir alet icat etti. Biruni, 23 katı, 6 sıvı maddenin özgür ağırlıklarını da bu yolla tespit etti. Tıp alanında da çok ileri çalışmalar yapan Biruni, hamile bir kadına ilk kez sezaryenle doğum yaptırdı. Şifalı bitkiler konusunda da Dioscorides'in Materia Medica kitabını geliştiren Kitabus Saydani adlı bir eser yazdı. Evrensel kültüre katkısı akıllara durgunluk verecek denli büyük olan El-Biruni, 19. yüzyılda Batılılar tarafından keşfedilince eserlerinin bir kısmı Latince ve diğer Avrupa dillerine çevrildi. Biruni, 1061 yılında 81 yaşında dünyadan göçtüğünde çoktan ölümsüzleşmişti bile.